Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. TÖDER'in Türkiye geneli TYT fizik deneme çözümlerini yapacağız. Evet, zaman kaybetmeden birinci sorumuzdan bakalım. Bir hareketinin birim zamandaki yer değişimi hız, birim zamanda aldığı yol ise sürat olarak ifade edilir. K hareketisinin hız zaman, L hareketisinin sürat zaman grafikleri şekillerde verilmiştir. Verilen grafiklere göre 0-T zaman aralığında 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar, K hareketisinin hız zaman, L hareketisinin sürat zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar, hız vektöre bir kavramdır. Sürat ise arkadaşlar skaler bir kavramdır. Peki arkadaşlar, vektörel bir kavram olan K hareketisinin hız zaman grafiği. Arkadaşlar, vektörel bir kavram hem hızın büyüklüğü sabit hem de hızın yönü sabit. Burada büyüklük ve yön sabit bir kavramdır. Peki arkadaşlar, süratin yönü yoktur. Yönsüz bir kavramdır. Yönü yoktur. Buradaki arkadaşlar L'nin sürat değeri veya hızın büyüklüğü arkadaşlar hep aynıdır. Burada yönü değişebilir. Yönü değişebilir. Ama arkadaşlar büyüklüğü veya sürati sabit. Peki buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? 1. K ve L hareketleri aynı yönde gitmişlerdir. Arkadaşlar K hareketisinin hız zaman grafiği olduğu için vektör olarak hızı hep aynı yönde ve büyüklükçe ve yönce hep aynı yönde. Yani doğrusal hareket etmiştir. Peki K hareketisi böyle ve hızıyla doğrusal bir yörüngede gidiyor. Peki L hareketisi şöyle olabilir. Çembesel bir yörüngede arkadaşlar düzgün çembesel hareketle hızın büyüklüğü sabittir ama hızın yönü sürekli değişir. Peki şuradan şu tarafa doğru giderken hız yukarı doğru ve şuradan giderken hız yana doğru ve aşağı doğru giderken hız aşağı doğru ve şuradan geçerken hız yana doğru verir. Hızın büyüklüğü olan sürati sabit ama hızın sürekli yönü değişebilir. Bunun hakkında bir kesinlik verimiz. Birinci ifademiz yanlış. 2. L hareketisinin yer değişimi sıfırdan farklıdır. Arkadaşlar hız zaman grafiğinde alttaki alan arkadaşlar cismin aldığı yolu. Peki cisim şuradan başlayıp bir tur atıp tekrar aynı noktaya gelse yer değişimi sıfır olabilir. Sıfırdan farklı kesinlik verimiz. İkinci ifade yanlış. 3. K doğrusal yolda hareket etmektedir. Arkadaşlar hız vektörel bir kavram olduğu için buradaki K'nın hem hızın yönü hem de büyüklüğü sabiti değişmiyordur. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3 C'dir. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz, günlük hayatta karşılaşabilecek 1-2-3 örneklerinden hangileri kılcallık olayının bir sonucudur? Arkadaşlar kılcallık olayı çok ince borularda sıvıların yükselmesi alçalması olayına kılcallık diyoruz veya sıvıların yer değiştirmesi olayı kılcallıktır. Peki hangi olay kılcallıkta alakalıdır? 1. Kabuğu soyulmamış bir bandalyanın suyun içinde yüzerken kabuğu soyulduktan sonra suya bırakıldığında batmaz. Arkadaşlar bu olayı resmedelim. Şöyle arkadaşlar, bir kap içinde su ve bunun içinde kabuklu bir bandalyayı attığımız anda arkadaşlar mandalinanın kabuğu ile içerisi arasında boşluk vardır. O boşluk havayla dolmuştur. Havayla dolunca yoğunluğu küçülür. Yoğunluğu küçük olan madde yukarıdadır. Şu an kabuklu mandalina ilk durumda su üzerinde yukarıda durmuştur. Peki arkadaşlar kabuğu soyulunca artık içerisindeki D eşittir M bölü V'den hacmi azalmıştır. Hacim azaldıysa arkadaşlar yoğunluk artar ve kabuklu mandalina yüzerken kabuğu soyulunca arkadaşlar yoğunluktan dolayı su içinde bu şekilde batmıştır. Bu kılcallıkla değil arkadaşlar öz kütleyle veya yoğunlukla alakalıdır. Birinci ifademiz yalnız. 2. Toplu iğnenin su yüzeyine yavaşça bırakıldığında yüzeyde batmadan kalabilmesi. Arkadaşlar toplu iğne yoğunluğu büyük. Normalde batması gerekir. Ama yüzey geriliminden dolayı arkadaşlar suyun üstünde arkadaşlar toplu iğne durabilir. Şöyle bir su toplu iğneyi yavaşça suyun üzerine bırakınca batmadan durabilir. Arkadaşlar bu kılcallıkta değil. Yüzey gerilime alakalı. İkinci ifade yanlış. 3. Kağıt peçetenin suyu emmesi. Arkadaşlar kağıt peçete arasında boşluklar vardır. Çok ince borular gibi düşünebilirsiniz. Sıvı arkadaşlar kendine doğru çeker. İşte sıvının bir yerden bir yere yer değişmesi olayına biz kılcallık olay diyoruz. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3 B'dir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz. Beyaz bir zemin üzerine farklı renklere boyamış şeritler şekildeki gibi yapıştırılıyor. Buna göre zemin karanlık bir odada kırmızı ışıkla aydınlatıldığında zeminde okunan rakam aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar zeminimiz beyaz renkli ve arkadaşlar
Buna karanlık bir ortamda kırmızı renkli bir ışığı gönderiyoruz. Gözlemci de burada arkadaşlar hangi rakamı okur? Arkadaşlar beyazın özelliği içinde bütün renkler vardır. Gelen ışın aynen olduğu gibi yansır. Arkadaşlar gelen ışın kırmızı, yansıyan da kırmızı aynı renk olduğu gibi yansır. Yüzeyimiz beyaz olmasına rağmen yansıyan renk kırmızı olduğu için zeminimiz artık kırmızı renkte olur. Peki kırmızı zemin üzerinde arkadaşlar renkler var. Hangi şekilde okunabilir? Arkadaşlar birden başlayalım. Birincisi kırmızı. Arkadaşlar kırmızı gelen kırmızı kendi renginde olduğundan aynen yansıtır. Peki aynen yansıtınca artık bir numaralı kısım kırmızı renkte olur. Kırmızı zemin üzerinde kırmızı çizgiyi kaybolur gider. Onu okuyamayız. O zaman birinci kısım gitti. Peki ikiden başlayalım. Arkadaşlar ikinci rengimiz mavi. Mavi arkadaşlar kendi rengini yansıtır. Diğer renkleri soğurur veya emer, absorbe eder. Gelen ışığın rengi kendinde olmadığından kırmızı olduğu gibi soğurur. Yansım olmaz. Göz arkasında siyah renkli görür burayı. Peki zeminimiz kırmızı. Kırmızı üzerindeki siyah renkli çubuğu arkadaşlar okuyabiliriz. İki kısma böyle çizelim. Siyah renkli olur. Peki üstten başlayalım. Üçüncü rengimiz yeşil. Arkadaşlar yeşil kendi rengi değil. Farklı bir renk. Farklı renk olduğu için yansım olmaz. Yansımı olmadığı için siyah renkli olur. Kırmızı zemin üzerinde siyah renkli, çubuk renkli 3 rakamını yani şu çizgiyi okunabilir. Peki 4'e gidelim. Arkadaşlar dördüncümüz bizim çiyar renkli. Çiyarın içinde arkadaşlar çiyar renk şurada gösterilmiş. Mavi ile yeşilin karışımıdır. Hem mavi hem de yeşil. Arkadaşlar kendi rengi gelmediği için yansıma olmaz. Kırmızıyı absorbe eder. Yansıma olmadığı için göz kırmızı zemin üzerinde siyah renkli olarak şu 4 numaralı çubuk kısmını görür. Peki 5 numaralı kısma gidelim. Arkadaşlar 5 numaralı kısımda mavi renk. Mavi renk kendi rengi olmadığı için yine yansıma olmaz. Siyah olarak görülür. Kırmızı zemin üzerinde siyah yazılı çubuk rengini görür. Peki arkadaşlar 6. Altıncısı magenta rengi. Arkadaşlar magenta kırmızı artı mavidir. Peki arkadaşlar kırmızı artı mavidir. Arkadaşlar kırmızı kendi rengi olduğu için kırmızı yansır. Peki kırmızı yansır. Şu çubuk rengi kırmızı. Zeminde kırmızı. Kırmızı kaybolur gider. Kırmızı yazısını okuyamayız. Peki arkadaşlar sarı. Sarı kırmızı artı yeşil renklerin karışımıdır. Arkadaşlar kırmızı gelen renkte kırmızı. Kırmızı olarak yansır ve arkadaşlar zeminde kendisi de kırmızı olduğu için kıpkırmızı olarak arkadaşlar şu çubuk rengini görürüz. Okunan rakam arkadaşlar 4 gibi rakamlı. Cevap şıkkımız C'dir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Sabit derinlikte bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal ve periyodik dalgaların dalga boyutlarında dalgaların sürati V'dir. Buna göre sadece dalga kaynağın frekansı artırılırsa lambda ve V için ne söylenebilir? Arkadaşlar mini konu anlatımı yapalım. Şöyle arkadaşlar bir dalga leğeninde belirli bir miktar içinde soğusun arkadaşlar. Dalgaları yayılırken yüksek kısımlarına tepe, alçak kısımlarına çukur denir. Arkadaşlar periyodik dalgalar şu şekilde yüksek kısımlarına tepe, alçak kısımların çukur şu şekilde yaymış olur. Tepe burası, çukur burası. Dalgalar bu tarafa doğru ilerlerken arkadaşlar derinliğimiz h kadar olsun. Arkadaşlar bir tam dalganın uzunluğuna dalga boyu denir. Şu noktadan şu noktaya yatay uzaklığa arkadaşlar dalga boyu, dalga boyunu lambda harfiyle gösteriyoruz. Bu konuda formülümüz tepe tepe kullanın. X eşittir V çarpı T ya da arkadaşlar lambda eşittir V çarpı T kadardır. Arkadaşlar su dalgasında hız sadece derinliğine bağlıdır. Derinlikte hız doğru orantılıdır. Lambda arkadaşlar hız derinliğe bağlı ki onunla doğru orantılı. Arkadaşlar dalgaların oluşma süresine bir tam dalga oluşma süresine periyot diyoruz. Periyot da arkadaşlar sadece kaynağa bağlıdır. Kaynağa bağlı. Dalga boyu arkadaşlar hem kaynağa hem de arkadaşlar ortama bağlıdır. Peki dalganın frekansı artarsa? Arkadaşlar periyotla frekans ters orantılı 1 bölü F'dir. Periyotla frekans ters orantılı. Frekans artarsa periyot değeri azalır. Peki periyodumuz azalmış olur. Arkadaşlar derinliği değişmediği için hız değerimiz sabit. Hız değerimiz sabit. Periyot azalmışsa dalga boyu da azalmış olur. Dalga boyu azalır ama derinlik değişmediği için hızı veya sürati değişmez sabit kalır. Azalır değişmez. Cevap şıkkımız A olur. Evet arkadaşlar 5. sorumuz.
Onluk sayı sistemleri ikilik sayı sistemine dönüştürülürken onluk sayı sürekli iki rakamına kalan ikiden küçük olacak şekilde sürekli bölünür. Her bölme işleminden kalan alınır, en son bölümden itibaren kalanlar sırasıyla sağdan sola doğru yazılır. Örneğin onluk tabanda 4 sayısı 2 tabandaki karşılığı 4 üzeri, arkası 10 tabanında 4'ü, 2 tabanında 100 şeklinde gösterilir. Dijital göstergeler ikilik kodlama sistemini kullanır. Dijital kodlama bir rakamı lambanın yandığını, sıfır rakamı lambanın yanmadığını ifade eder. 7 rakamını dijital kodlamak isteyen bir öğrenci K, L ve M lambalarını özdeş lambalarıyla oluşturulan şekil 1'deki dijital göstergeyle şekil 2'deki devreyi kuruyor. Dijital göstergede lambaların yanıp yanmama durumlarına göre 7 rakamını kodlamak için X, Y, Z anahtarlarının hangilerini kapatması gerekir. Arkadaşlar 7 rakamı var ve 7 rakamını arkadaşlar 2 tabanında göstermek istiyoruz. Arkadaşlar 7 tabanını 2 tabanına çevirmek için 7'yi tabii ki 2'ye böleceğiz. Arkadaşlar 2'ye bölürken 3 var. 3 çarpı 2'den 6. Bir arkadaşlar 7'nin 6'yı çıkarınca 1. 3'e 1 de arkadaşlar 2'ye bölünce şurası 1. 1 çarpı 2'den 2. Arkadaşlar çıkartınca burası 1 kalır. Ve aynı şekilde gösterelim 1. 1. Arkadaşlar gösterim şöyledir. 7'nin arkadaşlar onluk tabana göre gösterimi ikilik tabana giderken arkadaşlar 1 1 1 arkadaşlar 1 1 1 olan lambanın yandığı durumu gösterir. Yani arkadaşlar burada hem K lambası hem L lambası hem de M lambasının ışık vermesi gerekir. Peki ışık vermesi için X, Y, Z anahtarının hangilerinin kapatılması gerekir? Arkadaşlar pillerde elektrik akımı artıdan başlar. Artıdan başlayan akımı I harfi ile gösterir. Şu lambanın ışık verebilmesi için tabii üzerinden geçen akımın geçmesi gerekir. Z anahtarı kesinlikle kapatılması gerekir. Peki Z anahtarı kapatılınca arkadaşlar hem L yanar ve Y anahtarının açık olması gerekir. Yoksa kapatsak yukarıdaki M lambası kısa devre olur. Arkadaşlar akım L'den M'den geçer. Peki K lambasının da ışık vermesi için şu X lambasının da kapalı olması gerekir. Arkadaşlar bu durumda X ile Z'yi kapatınca hem yukarıdaki lambalar ışık verir hem de alttaki lamba, yukarıdaki lamba da K lambası ışık verir. Tüm lambaların ışık vermesi için X ile Z'nin kapalı ama Y'nin açık olması gerekir. Bu durumda X ile Z. Cevap şıkkımız C'dir. Evet arkadaşlar 6. sorumuz. Dili öğretmen fizikteki temel büyüklükler, ölçüm araçları ve uluslararası birim sistemindeki birimleri konu başlıklı tabloyu tahtayı yansıtıyor. Buna göre öğrenciler tablodaki 1, 2, 3, 4 nolu boşluklara doğru bir şekilde doldurduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar fizikteki büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler diye ikiye ayrılır. Temel büyüklükler arkadaşlar kısa muz diye ifade edilir. Kısa muzda arkadaşlar bir konu tekrarı yapalım. Arkadaşlar K dediğimiz kütleyi, I dediğim ışık şiddeti, S dediğim sıcaklık, A dediğim akım şiddeti, M dediğim madde miktarı, U uzunluk, Z de arkadaşlar zamanı gösterir. Temel büyüklükler 7 tanedir. Şimdi arkadaşlar bunların birimleri ve ölçüm aletleri. Arkadaşlar ışık şiddetinin birimi kandiladır ve ışık şiddetini ölçen alet fotometredir. Peki sıcaklık? Arkadaşlar sıcaklığın birimi kelvindir. Uluslararası veya SI'daki birimi kelvindir ve sıcaklık ölçen alet termometredir. Akım şiddeti, akım şiddetinin birimi amperdir ve akım şiddetini ölçen alet amper metredir arkadaşlar. Peki kütle? Arkadaşlar kütlenin birimi kilogramdır ve kütleyi ölçen alet terazi, lastik, jimnastik, eşit kollu terazi yardımıyla ölçülür. Birincisinde fotometre, ikincisinde kelvin, üçüncüsünde ampermetre ve dördüncüsünde arkadaşlar kilogram. Cevap şıkkımız B'dir. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Alaska, Kanada ve Sibirya'da yaşayan Eskimolar soğuk havalardan korunmak için kar bloklarından geçici evler iglo yapmışlardır. İglo evleri yapılırken kalın sert kar blokları kullanılır. Uyuma alanları ise yerden daha yüksek bir yere konumlandırılır. Dışarıdaki sıcaklık eksi 45 santigrat derece olsa bile iglonun içinde mum yakıldığında içerideki sıcaklık 16 santigrat dereceye kadar çıkabilmektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar olay resmedelim, görelim. Şöyle arkadaşlar bir iglo evi, tabii ki arkadaşlar iglo evinin arkası duvarları kalın arkadaşlar kar bloklarıyla doldurmuş. Şöyle arkadaşlar
kar bile olsun. Dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 45 santigrat derece ve içeride arkadaşlar farklı oturma yerleri var ve üst tarafta arkadaşlar genelde yatak kısımları, şurada arkadaşlar yatak kısımları yapalım ve alt tarafta arkadaşlar mum alevi oluyor. Ve arkadaşlar havanın sıcaklığı, odanın sıcaklığı iglo içinde 16 santigrat derece gibi yaşanabilir bir sıcaklık. Peki böyle olmasının sebebi bir. İglonun içinde mum yakıldığında ortamın ısısı artmıştır. Arkadaşlar maddenin ısısı olmaz, ısı artmaz, azalmaz. Birinci ifademiz yanlış. İki, uyuma alanlarının zeminden daha yüksekte konumlandırılması ısının konveksiyon yoluyla yayılmasından kaynaklanır. Arkadaşlar mum alevi alt tarafta ısınan hava konveksiyon yoluyla yukarı doğru çıkar. Yukarıda o sıcaklıkta uyumak daha kolay olur. İkinci ifade doğru. 3. Kar bloklarının kalın olması iletim yoluyla ısı kaybını önlemek için tercih edilmiştir. Arkadaşlar ısı sıcaktan soğuğa doğru akar. İçerinin sıcaklığı 16, dışarısı eksi 45 santigrat derece. Isı arkadaşlar sıcak olandan soğuk olana doğru akarken kar blokların kalınlığı artarsa ısı iletim hızı düşük oluyor. Bunun için arkadaşlar kar blokları daha kalın diye yapılıyor. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 D'dir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.